Göklerin Sırrı 2. sezon 3. bölümden herkese merhaba. Armut dibine düşermiş. Okulda bir kargaşa vardı. Öğretmenler koridorlarda koştu. Öğrenciler gruplar halinde toplandı ve birbirlerini böldüler. Olanları tartıştılar. Birisi sempati duydu ve bir acımasızca alay etti. Başka bir öğrenci kalabalığını geçtiğimde bana seslendiler. Arkamı döndüm ve Austin'in kötü yüzünü gördüm. Sonunda annen hak ettiğini alacak. Bir gün sırıtışını sileceğim. Öfke sana yakışmıyor. Çok ehemmiyetsiz olma, Austin. Kendini rezil etme. Kes sesini. İkimiz arasında kendini rezil eden sadece sensin. Austin başka bir şey söylemek istedi ama arkamda birini gördüğünde sessiz kaldı. Ne istiyorsun Austin? Burada bir kulüp var. Aşağılanmış ve kırgın çocuklar kulübü. Dino öne doğru keskin bir adım attı. Onun elini tuttu ama çok fazla değil. Böylece kaçmadı ve dedi. Çok konuşuyorsun. Ne kadar değerli olduğunu göstermek için beni aşağı inmeme zorlama. Gücünle ağzımı kapatmaya mı karar verdin? Austin biraz korkmuş görünüyordu. Senin gibi insanlar sadece güçten anlıyor. Birkaç saniye dondu kaldı. Sonra elini çekti. Onu neden koruyorsun? Başka biri olsa anlardım ama sen. Bu küçük insanlar, değersiz küçük insanlar, berbat dünyalarından geldiler. Ve şimdi ölümsüzlerin kaderini belirliyorlar. Bu adil mi? Austin gözlerinde gözyaşları vardı ama onları çabucak sildi ve ellerini yukarı kaldırdı. Tamam Dino, sen bilirsin. Gitmek için döndü. Austin'in karşısında annen için özür dile. Austin, bekle. Ne istiyorsun tanınmayan? Annem için özür dilerim. Bana garip bir şekilde baktı ve gülmeye başladı. Ne? Onun için özür mü diliyorsun? Bu bir oyun mu? Hayır. Annem, ben çok küçükken öldü. Onu neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ne tür bir kadın olduğunu bilmiyorum. Ve onun kararları senin hayatını kötü etkilediyse özür dilerim. Ama onlarla hiçbir ilgim yok. Austin sessizdi. Dino'ya sanki bunu nasıl tepki vereceğine dair ipuçları arıyormuş gibi baktı. Tamam, seni anladım. Arkasını döndü, gururla başını kaldırdı ve sanki konuşmamızı bitirmiş gibi. Beni koruduğun için teşekkürler. Sorun değil. Fenzio ve Harold huzursuzca bir şeyler tartışarak avluya çıktılar. Açıklamak. Bu biz olmadan çözülür, Dino. Melek Fenzio bana zar zor bakarken oğlunu çağırdı. Şimdi. Dino bana döndü, dirseğimi sıktı ve üzgün bir gülümsemeyle gözlerime baktı. Eminim her şey hallolacak. Umarım. Tekrar görüşeceğiz. Evet, odama geri döndüm. Ben girer girmez Mimi yataktan fırlayıp bana koştu. Bugün annen ve Amiral Winchester'ın yargılanması olacak. Duydum. Eskiden annem mahkemelerde bir stenograftı. Nerede olduğunu biliyorum. Sen öneriyorsun. Görmek istemiyor musun? İstiyorum ama oraya gidemezsin. Kurallar cehenneme. Admiron ve Seraf bile onları ihlal ediyor. Mimi suçlu bir şekilde sırıttı. Üzgünüm. Düşünmedim. Hayır haklısın. Görmek istiyorum. O benim annem. Harika. O zaman hazırlan. Şimdi mi? Oraya uçmak uzun zaman alıyor. Dolabı açtım. Parlak disko. Rahatlık ve stil. Spor. Uzun saç. Ay bu saçlar halis mi? Fark edilmeden okuldan kaçtık. Kaçtık ve uçan adadan aşağıya doğru atladık. Bilinmeyene daldık. Şimdi hiç korkmadım. Dişlerinizi fırçalamak veya araba park etmek gibi tanıdık geldi. Kanatlarımızı çırptık ve kayaların arasına saklanarak tekrar yükseklik kazandık. Annen tam bir gönül avcısı. Admiral her zaman yalnızdı. Eşcinsel olduğunu bile düşündüm. Onu tanıyor muydun?
Tabii ki babamın kim olduğunu unutuyorsun. Mimi engeller arasında manevra yaptı. Kanatları zorlukla çırptı ve yönlerini değiştirdi. Ama sonra sakin yüzü aniden korku yüzü kapladı. Başımın üstünde bir şey işaret etti ve bağırdı. Dikkat et, sağda. Başımı kaldırdım ve kocaman bir kaldırım taşının bana nasıl uçtuğunu gördüm. Bir kayalara çarptı. Bir serbest düşüşte kendini buldu. Başımı kaldırdım ve kocaman... Bunu okumuştum. Sola dön. Sola koştum ve kaldırım taşı yanımdan geçti. Birkaç kez kayalara çarptı. Birkaç parçaya dağıldı ve bulutlar ve ağaç tepeleri arasında kayboldu. Bir süre sonra sağır bir darbe duyuldu. Nasılsın? Görünüşe göre sağlam. Dikkat et. Yolumuz uzundu ve uçan kaya taşlarından ya da hiçbir yerden çıkan uçan adalardan kaçmak zorunda kaldık. Ama sonunda yolumuz sona erdi. Bekle. Mimi durdu. Sadece ara sıra kanatlarını çırpmaya devam etti ve adada neler olduğunu dikkatle izlemeye başladı. Melekler ve şeytanlar tribünlere yaklaştılar ve yer aldılar. Görünüşe göre mahkeme henüz başlamamış. Bizi fark etmeyecekleri bir yer seçmemiz gerekiyor ama onları görmememiz gerek. Peki ya bu ağaç? Olur. Kalın bir dalda oturduk ve bacaklarımızı aşağı doğru salladık. Şimdi biraz sıcak olacak. Üzgünüm, şaka yok. Kalbim kaburgalara çıkınca atıyordu. Sinirlerden oturamadım ve sürekli kıpır kıpır oldum. Mimi avcumu elime koydu. Her şey iyi olacak, merak etme. Bütün melekler ve şeytanlar ayağa kalktı. Bak, bu baş melek Gabriel. Şefa, baş melekler ve cennetin hakimiyetleri arasında şef olarak bu mahkemeyi yönetmemi söyledi. Sanıkları getirin. Meleklerden biri çekildi ve kısa süre sonra Amiral Winchester ve annemle birlikte döndü. Prangalarda tutulmadılar, zorla sürüklenmediler. Sakin ve doğrudan yürüdüler. Sanki kendilerinin değil başka birinin kaderine karar verilecekmiş gibi. Admiral Winchester, Seraf Rebecca, cennetin ve cehennemin anayasalarından birine dokunulmazlık yasasını ihlal etmekle suçlanıyorsunuz. Yaptıklarınızı itiraf ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Seraf, bize gördüklerinizi anlatın. Seraf ayağa kalktı. Bir süre anneme sert kınamayla baktı. Yine de bakışlarında pişmanlık vardı. Seraf Rebecca ve Admiral Winchester okul öğrencilerinin kılığına girmiş ve kör duvağın arkasında saklanmışlardır. Melek Fenzio ve ben onları yarı çıplak bulduk. Ne yapıyorlardı? Öpüşüyorlardı, ilişkiye gireceklerdi. Seraf, Admiral Winchester sadece seks değil, öpücüğün de hukukun ihlali olarak kabul edildiğini biliyor musunuz? Evet, evet. Bu özellikle de seviyenizdeki tebaalar için izin verilemez. Üsttekiler kurallara uymuyorlarsa bile diğer melekler ve şeytanlar ne yapacaklar? Suçunuzun halka açık hale getirilmesi durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Şeytanlardan biri ayağa kalktı. Müşavir Ron'dan söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şeytanın temsilcisi olarak isteğini iletmem istendi. Ne isteği? Admiral Winchester şeytanın sağ kolu olduğu için onu ve Seraf Rebecca'yı bağışlamayı ve onları cehennem hapishanesinde hapsedilmesini istiyor. Sizi duyduk. Baş melek Gabriel tribünlerin arkasındaki diğer meleklere ve şeytanlara döndü. Tartışmaya gitmeyi öneriyorum. Melekler şeytanlardan daha fazla. Neredeyse herkes bir karar vermek için ayrıldı. Sence neden her şey çok açıkken suçlarını kabul etmediler? Onların suçlu olmadığına inanıyorum. Çünkü herkes hep yalan söylüyor. Bir şeytan gibi düşünüyorsun. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Anne ve Admiral Winchester heykeller gibi hareket etmeden durdu. Winchester birkaç kez anneme baktı ama o fark etmiyormuş gibi yaptı. Bakışları öne doğru sabitlenmiş ve cam gibi görünüyordu. Bak, baş melek Gabriel diğer eliyle birlikte geri dönüyor. Tribünlere geri döndüler. Bir karar verildi. Seraf Rebecca cennette önemli bir isim. Onun bilgisi, bilgeliği ve gücü Şefa'nın işlerine defalarca yardımcı oldu.
Ayrıca Şefa'nın göksel sırları güvendiği büyüklerin arasında yer alıyor. Cennet böyle sadık bir vatandaşı kaybedemez. Seref Rebecca 100 yıl boyunca cehennem hapsine bir kabahat işlediği için atılmaya karar verildi. Aman tanrım, onu öldürmeyecekler Vicky. 100 yıl geçecek ve fark etmeyeceksin bile. Admiral Winchester'a gelince, burada koşullar biraz farklı. Önemi daha düşük olarak derecelendirilmiştir. Ve son olaylar göz önüne alındığında müşavir Rondent fırladı. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Hangi olaylardan bahsediyorsunuz? Kaç mahkum cehennem hapishanesinden kaçtı? Şeytanın ana vatandaşının da kaçmaya yardımcı olup olmayacağını nereden bileceğiz? Ne demek istiyorsunuz? Admiral Winchester'ın hapsedilmesinin uygun olmadığına karar verdik. Winchester idam edilecek. Ha? Ne? Nasıl cüret edersiniz? Ya ikisini de idam etmeli ya da bağışlamalısınız. Bu dengenin özü, cehennemin ve cennetin eşitliği. Bu kararın sebebi size zaten açıklandı. Admiral Winchester o kadar önemli bir figür değil. Şeytan, Şefa değil. Başka bir sekreter bulabilir. Sekreter mi? Bu çok çirkin. Şeytanın Admiral'unu idam ederseniz cehennem Seref Rebecca'yı şahsen idam eder. Cehennem hapishanesinde kalmasını nasıl isteyebilirsiniz? Başka hapishanemiz yok. Sadece cehennemde. Bu olmayacak. Pekala, o zaman Seref Rebecca'yı Melek ve Şeytanlar Okulu'nun kulesine göndereceğiz. Burada son karara kadar kalacak. İdam edilene kadar Admiral Winchester da orada hapsedilecek. Diğer şeytanlar da fırladı. Cennetin kararından öfkelendi. Herodes, öfkeden Mimi oturduğumuz ağacın dalını sıktı ve parmaklarının gücü altında kırdı. Düştük. Kahretsin. Garip bir şekilde yerden yükseldik. Bir şey kırmadın mı? Nasıl yapabilirler? Mimi sanki böyle bir kararı ben vermişim gibi bana saldırdı. Melekleri daha üstün nasıl koyabilirler? Biz eşitiz, eşit. Cennet cehennemden üstündür. Bu şeytanlar için haksızlıktır. Malbonte'yi özlüyorlar. Yani ne alaka? Sen nereden biliyorsun Malbonte'yi bu kadar? Onunla böyle adaletsizliğe izin vermezlerdi. Sen ne diyorsun Vicky? Sessiz ol ve bunun hakkında asla konuşma. Özellikle meleklerle. Malbonte ile olan bağlantının söylentileri gittikçe güçleniyor. Burada ne yapıyorsunuz? Yabancılar bu odada almamalı, adada olmamalı. Müşavir mahkemeden dönüyordu ve Mimi ile beni yakaladı. Seraf Rebecca'nın kızıyım ve burada bulunma hakkım var. Sesimi sertleştirmeye çalıştım. Danışmanın yüzündeki ifade değişti. Bana dikkatle baktı ve tanıdığımda geri tepti. Evet, evet senin hakkında duydum. Malbonte hareketini destekliyorsun. Malbonte ile yüksek bağlantı yolu. Siz neden bahsediyorsunuz? Fikirlerine, öyle diyorlar. Tehditkar bir gülümsemeyle biraz daha yaklaştı. Biraz önce seninle bu konuda konuşurdum. Başın belaya girerdi. Ama şimdi seni anlıyorum. Ama ben sizi anlamıyorum. Bana aynı zamanda komplocu ve kederli bir bakış attı ve başını salladı. Gidebilirsin Malbonte'nin çocukları. Mimi bana elini uzattı. Hadi gidelim. Okula döndüğümüzde üzüldüm. Annem kurtuldu ama ya cehennem boyunduruğu altında hala onu idam etmeye karar verirlerse? Laura'nın sözlerini vizyonumdan hatırladım. İkinci kez ölmek daha acı verici. Anneni kaybetmekte. Melekler kararlarıyla şeytanları kızdırdı. Aralarında uzun zamandır bir çatışma var. Çözülmesi gerekiyor. Sadece savaş yardım edecek. Malbonte'nin fikirlerini destekliyorsun. Yarın yeni bir gün. Bugünlük endişe yeter. Öğretmen cehennemin hikayesini anlatıyordu. Sözlerine konsantre olamadım. Aklıma Bont'un sözleri geliyordu. Kule büyülenmiş. Ondan kurtulamıyorum. Peki bu büyü nasıl yok edilir? Bilmiyorum ama cevap cehennem kütüphanesinde olmalı.
Bond kulede. Eğer annem de oraya kilitlenirse Bond benim için işe yarayabilir. Ama o zaman ben de onun için faydalı olmalıyım. Andy. Andy söylemek istediklerimi daha iyi duymak için eğildi. Evet. Arkamı koru. Ne planlıyorsun? Sadece dikkat et ki beni görmesinler. Sessizce tüm tanınmayanları geçip kitap raflarının arkasına geçtim. Büyük kitaplarını mı bulmamız gerekiyor yoksa dersiniz diğer tarafta. Lucifer en sevdiği yerde oturuyor ve bir kitap okuyordu. Sen mi? Ben. Bir şey arıyorum. Kitabı bıraktı ve bana baktı. Ya ona alıştım ya da bana bakış açısı değişti. Lucifer bana eskisi gibi soğuk ve kibir olmadan bakıyordu. Peki ne arıyorsun? Ben mi? Daha neler? O zaman yardım edemem. Kendisini tekrar kitaba gömdü. Yine benimle flört mü ediyorsun? Bir karar ver. Benden nefret mi ediyorsun? Yoksa ne? Seviyor muyum? Ya da beni çekici buluyorsun. Senden nefret etmiyorum Vicky. Ve ben flört etmiyorum. Sadece şaka yaptım. Peki ne arıyorsun? Lucifer'ı bu kadar sakin görmek alışılmadık bir durum. Bir büyü kitabı arıyorum. Hayır, büyü tarihi. Büyülerinin tarihi mi yoksa büyülerin kendileri mi? Büyü tarihi, büyü kitabı. Sonuna kadar git. Sağdaki dolap. Üstteki üçüncü raf. Bu kütüphanedeki tüm kitapları okudun mu? Bu imkansız ama çoğunu okudum. Çok zamanım oldu. Sonuna kadar gittim ve iki dolap arasında durdum. İhtiyacım olan kitap Cennet ve Cehennem Söylenceleri ve Efsaneleri. Cennet ve Cehennem ile ilgili insanların önyargıları, büyü tarihi buldum. Peki burada ne var? Neredeyse tüm kitabı inceledim ve bir cümle gözüme çarptığında zaten umutsuzluğa kapıldım. Büyük büyücü tüm eski büyülerden sorumluydu. Büyük büyücü kim? Vicky, ben titredim. Şefa, beni korkuttun. Ders bitti. Uçuyor musun? Evet, bir saniye. Büyük büyücü kim olduğunu biliyor musun? Andy omuzlarını silkti. Fenzio onu bilmeli. Büyülere düşkün. Sanırım onları icat edenleri tanıyor. Herkes olabilir. Sadece Fenzio değil. Şefa, neden bu kadar şanslıyım? Tamam, teşekkürler. Zaten gitmek istedim ama Andy'nin sorusu beni durdurdu. Benden kaçıyor musun? Ne? Neden böyle düşünüyorsun? Çatıda olanlar yüzünden mi? Dinle, bu. Son zamanlarda çok şey yaşadın. Hayatında başka bir sorun olmak istemiyorum. Andy, sen bir sorun değilsin. Anlayışın için teşekkürler. Anlayışın için teşekkürler. Andy, aranızda hiçbir şey olmadığını açıkça belirttin. Barış mı? Barış. Güldükten sonra ona cevap verdim. Dostluğumuzu mühürleyerek küçük parmakları sıktık. Tamam, hadi gidelim. Sendeledim raftan zar zor tutunarak. Ne oldu? Gözlerim karardı. Her şey normal. Ve yine bir vizyon. Andy beni tutmasaydı yere düşebilirdim. Ama arkamızda bir yerde bir kükreme vardı. Lucifer bir eliyle başını tuttu. Diğer eliyle dolaba yaslandı. Düşürdüğü birkaç kitap ayaklarının etrafında yuvarlandı. Elini yüzünden aldı ve bana baktı. Sen de mi bunu gördün? Evet, sessiz kal. Malbonte ile olan bağlantınızın söylentileri güçleniyor. Sen ve Lucifer aynı şeyi görüyor musunuz? Şeytan ve ben huzursuzca birbirimize baktık. Sanki şimdi bile, uzaktan bile Lucifer'in gözlerinde yanan bir ağacın yansımaları gördüm. Cehennem fakültesinden döndükten sonra bahçede bir kargaşa fark ettim. Vizyondan sonra kendimi hala kötü hissediyordum ve Mimi'ye sorduğumda sesim kısık ve boğuktu. Burada neler oluyor? O hemen döndü. Ah, geri döndünüz. Şimdi herkes biliyor. Neyi? Mahkemede olanlar hakkında. Mimi öğrencilerin seslerini bağırmak zorunda kaldı. Bütün şeytanlar çok sinirli. Neden burada toplandınız? Mimi önce etrafına, sonra bana şefkatle baktı. Şimdi. Bakın, götürüyorlar. Herkes harekete geçti. Herkes ileride neler olduğunu görmeye çalıştı.
Herkesi itin, geçmek için izin iste. Ben geçebilir miyim? Lütfen, bakmam gerekiyor. Herkesin buna ihtiyacı var. Bana baktı, gözlerini yuvarladı ve içini çekti. Tamam, geç. Teşekkürler. Sonunda ön sırada durdum. Önce Seraf çıktı, arkasında melekler vardı. Daha çok askerlere benziyorlardı. Muhtemelen onlar. Askerler anneme ve Admiral Winchester'a eşlik ettiler. Onları kuleye götürüyorlar. Kilitli tutacaklar. Annemin bakışlarını arıyordum. Bana bakmasını umuyordum. Ve neredeyse tüm varlığımla dua ettim. Ve annem baktı. Beni tanıdı. Hissettim. Ama yüzündeki tek bir kas bile titremedi. Yüzünde tek bir duygu bile parlamadı. Duvar gibi kadın valla. Sanki şans eseri ayaklarının altında bir taşa bakıyormuş gibi döndü. Ve hissettim. Ona karşı nefret, acı ve derin üzüntü. Seçim annenizle olan ilişkinizi etkileyecektir. Aramızda bir uçurum var. Ondan kurtulabilecek ve tekrar aile olabilecek miyiz? Bu kadın ne olursa olsun, o benim annem. Burada öğrenci kalabalığı dağılmaya başladı. Birine yol verdi. Mimi ve ben mahkemede gördüğümüz danışman Rondent ve iki şeytan daha merkeze geldi. Müşavir Rondent ve maiyeti. Neye borçluyuz? Kovun, neden geldiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Şeytan son bir uyarı yapıyor. Ya Admiral'umuzu bağışlarsınız ya da Seraf Rebecca'yı cehenneme göndereceksiniz. Böylece onu idam ederiz. Mahkeme kararını duydunuz. Eğer şeytanın sözü sizin için hiçbir şey ifade etmiyorsa o zaman tüm şeytanlara meydan okuyorsunuz. Şeytanların öğrencileri danışmanın sözlerini desteklemek için ıslık çaldılar. Ama o elini kaldırdı ve herkesi susmaya zorladı. Seraf'ı öldürmek mi istiyorsunuz? Evet. Bu imkansız. Bir Seraf'ı öldürmek, Şefa'nın parmağını kesmek gibidir. Rebecca'ya suikast girişiminde bulunduğunuzda, Şefa'ya suikast girişiminde bulunuyorsunuz ve bu demek şeytan ona meydan okuyor. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Seraf, Rebecca'yı ve Admiral Winchester'ı kuleye götürün. Asker melekler isteği yerine getirdi. Müşavir ve diğer iki şeytan ayrıldı ama onların ayrılması iyi bir şey vaat etmedi. Bölümün sonuna gelmişiz. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.